بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أذكر دشتيرم hepinizi Allah'ın selamıyla salam alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سلام ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. selamda da darus selam olan cennetin kapılarını bize açsın inşallah. Nasıl bizleri burada hak üzere topladıysa hak üzere toplananların mükafatının verileceği o güzel yurtta da bizleri toplasın. Orada o zaman size konuşan bu günahkar kardeşiniz olmasın. Konuşmak maharet değil aslında en güzeli dinlemektir bundan emin olun. Ben de sizin aranızda olayım ama konuşan alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz olsun. Beraberce o kutlu sese cennette inşallah kulak verelim, yürek verelim. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, ehli beyt dedik, ehli beyt demeye de devam edeceğiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz hatıralarını bizlere ümmet olarak bize ki biz onun ümmeti olmakla iftihar eder şeref buluruz bizlere emanet ettiği o aziz hatırasını anlamaya çalışıyoruz siz anlıyorsunuz ama ben bazen vurgulamakta fayda görüyorum bizim bu ehlibeyt derslerimizdeki temel amaçlardan bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü vesselamın kutlu hanesindeki o yiğitleri tanıyıp kendi evlerimize ehli beytin rehberliğinde ayar çekmektir. Eğer biz bu amaçla burada değilsek ve bu derslerin amaçlarından bir tanesi de bu değilse hepsi bu değil ara ara ben amaçlarına dair bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Amaçlarından bir tanesi de bu değilse o zaman biz sadece tarihi malumat al elde ederiz. Ama inanın ki ehli beyti yani peygamberin hane halkını, peygamberin ev halkını tanımanın bize böyle bir katkısının olması lazım. Onun mübarek ellerinde yetişen ve gerçekten bu manada kendilerine rol biçilen, dinin intikal ve muhafazası için Aleyhisselatu vesselam tarafından bizzat görevlendirilen ki bu görevlendirmenin arkasında Rabbimiz var ona ait bir şeyler konuşacağız bugün. Böyle bir görevlendirmenin arkasında böyle bir örneklik var. Biz bu örnekliği her daim duymak zorundayız. Zaten hepimiz aynı zaman diliminde yaşıyoruz. Dertlerimiz de aynı, sıkıntılarımız da aynı. Şu anda hanelerimiz yanıyor dostlar. Bu yangını görmemiz lazım. İnanın evler yanıyor, çocuklar yanıyor, hanımlar yanıyor, beyler olarak bizler yanıyoruz. 15 yaşındaki çocuklarımıza laf geçiremiyoruz, dinlemiyorlar. Bana karışamazsın diyor, hayat benim hayatım diyor. Ve bunu dışarıdaki sıradan çocuklar değil, bizim çocuklarımız söylüyorlar. Çünkü böyle bir telkinle ne yazık ki yetiştikleri için... Siz kendi öz çocuklarınıza dahi söz geçiremiyorsunuz. Ama biz Ehlibeyt'in örnekliğinde bir ev hukukunu öğrendiğimiz zaman ve bu hukuk çerçevesinde yeniden evlerimizi inşa etme adına harekete geçtiğimiz zaman şu sıkıntılara, şu içinde yaşadığımız problemlere Asr-ı saadetin o dirilti, dirilten ikliminden Allah'ın izniyle derman bulabiliriz. Allah'ın izniyle orada sorunlarımızı giderecek ilaçlar elde edebiliriz. Dolayısıyla derdimiz bu. Bu dert için buradayız. Evlerimizi de ehli beyte benzetme adına bir amaçla bu yürüyüşü devam ettirmek zorundayız. Eğer öyleyse ki öyle olmak zorunda... Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nazil olduktan sonra aklından çıkarmadığı bir ilahi kelam bizim evlerimizin de en önemli ilahi kelamı ve sözü olmalı. Nedir bu ayet? Tahrim suresinin 6. ayeti. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan o büyük azaptan koruyor. Bu ayet Efendimiz'i sarsan bir ayetti. Bu ayet öyle bir ayet ki inanın kulaklarımızla değil yüreklerimizle tabi nerede size yüreğinden konuşan bir adam ki siz yüreğinizden duyasınız bu ayeti. Keşke ben konuşabilsem bir yürekten. Yürekten eğer konuşabilseydim şimdi hepimizi eritmeliydi bu ayet. Çünkü Efendimiz'i eritiyordu bu ayet. Onu dinleyen sahabeyi de eritiyordu. Yakıtı ve insanlar ve taşlardan olan Allah'ın azabını duyduklarında titriyorlardı. Ve yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan o azaba ne yakıt olmak için ne de o yakıtı alevlendirecek taş olmak için olmamak için çırpınıyorlardı bir hayat boyu. Dolayısıyla bizler de ehli beyti öğrendiğimiz bu yolculukta şu ayet her daim hatırımızda olmalı. Allah bizleri muhafaza etsin. Evlatlarımızı muhafaza etsin. Ehlimizi muhafaza etsin. Ne yapmalı peki? Yol belli. Yeni bir formülü yok bu işin. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Terbiye etmekle başlamamalı işe. Bu yanlış. Bu olmamış da zaten. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Yapacağımız iş bu. Çoluk çocuğumuz bizden terbiyenin örnekliğini görmeli. Evet benim babam peygamber aleyhissalatü vesselam gibi yaşayan bir adam demeli evlatlarımız, oğlumuz, kızımız neyse. Bizim hanımlarımız bizden bir söz duydukları zaman aynen Hatice validemiz gibi tereddütsüz eğer o dediyse doğrudur dedirtmeliyiz bizler. Bunu başka yerde aramayalım. Bunun başka bir ilacı, başka bir dermanı da yok. Yapacağımız iş bu, Gö göreceğimiz, bulacağımız derman da budur. Dolayısıyla biz bugün Efendimizin bu örnekliği çerçevesinde ehli beyte terbiye olma maksadıyla yaklaştığımızda alacaklarımızı alırız. Bakın Hazreti Ali'nin nereden buraya girdikse ama güzel bu konu, önemli bir konu. Buna bir biraz yürümemiz lazım bu konuda. Hazret Ali'nin Efendimiz'den duyup bize naklettiği bir hadis var. Çocuklarınızı terbiye etmek istiyorsanız üç muhabbeti aşılayın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Terbiyenin nasıl olacağını öğretiyor. Bize çok şey öğretin şunu bildirin şu kursa gitsin şunu öğrensin bunlar değil. Bunlar işin ayrı bir boyutudur. Asıl işin kökenini söylüyor Efendimiz bize üç muhabbet aşılayın nedir ya Resulallah o üç muhabbet peygamberinizin muhabbetini aşılayın onun ehli beytinin muhabbetini aşılayın Kur'an'ın muhabbetini aşılayın muhabbet olsun varsın hiçbir şey olmasın bir sevsin bir sevelim sevdirelim gerisi arkasından gelecek zaten keşke hepimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde şöyle bir titreyebilsek ve bunu hissettirebilsek evlatlarımıza. Bizim nenelerimiz böyleydi Allah onlar razı olsun onlara rahmet etsin. Hiçbir şey bilmiyordular ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek ismini andıkları zaman titriyordular. Gözleri yaşarıyordu ve biz onları görüyorduk. Onlardan alıyorduk muhabbetin aşısını. Onlar ne bir kitap okumuşlardı, ne bir mektebe gitmişlerdi ama öyle bir aşkları vardı. Biz bugün onları beğenmiyoruz. Gelenek deyip, gelenekçi deyip onları damgalıyoruz. Ama onlardaki muhabbeti şu anda biz ne yazık ki bunca bilgiye rağmen yakalayamıyoruz. Efendimiz bize bunu istiyor. Bunu bizden istiyor ve bu konuda bakın bize uyarılarda bulunuyor. Aşılayın peygamberin sevgisini aşılayın. Ehli beytin sevgisini aşılayın. Kur'an'ın sevgisini aşılayın. Kur'an'ın önüne siz geçtiğiniz zaman evlatlarınız görsün. Sizin Allah'la kurduğunuz bağı. Sıradan bir kelam okumadığınızı fark etsinler. Titresin mesela şöyle bir sesiniz. Gözünüzden yaş aksın ve çocuklarınız buna şahit olsun. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Şu ortama şahit olsunlar o zaman alacaklarını alacaklar. İşte biz ehli beytten alacağımızı almak için buradayız. Ben bir daha bir dua edeyim siz biraz daha güçlü bir amin deyin. Allah alacağımız istifadeyi ziyadeleştirsin. Amin. İnşallah bizleri eli boş olarak döndermez. Aziz kardeşlerim Kur'an'da ehli beyt diyeceğiz. Önemli bir konu vahyin ışığında, gölgesinde ehli beyt meselesini anlamaya çalışacağız. Tabi Kur'an'da ehli beyt demek çok kolay bir mesele değil. Çünkü bir iki ayetle sınırlandırılacak bir iş değil. Bugün sizler hangi tefsir kitabına baksanız, hangi hadis kitabına baksanız ehli beyt ile ilişkilendirilen onlarca ayet görürsünüz. Bu onlarca ayetin gölgesinde belki de bu meseleyi tam anlamıyla anlamak mümkündür. Ancak biz bunu yapmaya imkanımız olmayacak. Biz bu mesele üzerinde eğer derinleşmek istiyorsanız ki içlerinizdeki kardeşlerimizden bazıları bu maksatla buradadır. Onlar biraz daha derinleştirsinler. Bazı ayetler vardır ki ilk bakışta hiç ehli beytle alakalı gibi gözükmez. Ama siz tefsirlere müracaat ettiğiniz zaman bir de bakarsınız ki başka yollardan öyle bir bağ kurulur ki ehli beytle siz bile hayran olursunuz ve o meselede ne kadar mühim olduğunu anlarsınız. Mesela Tur suresinin 21. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Kef suresinin 82. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Rad suresinin 23. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir ve daha neler neler. Ancak doğrudan ehli beyt ile alakalı ayetleri biz karşımıza aldığımızda bunların da sayısının ona yakın olduğunu görürüz. Bunların da hepsinin üzerinde durmamız mümkün değil. Ama eğer biz Kur'an'da ehli beyt diye bir başlık koyduksa dört ayeti anlamak zorundayız. Çünkü bu ayetler bu meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. Dört ayet nedir? Tathir ayeti, meveddet ayeti, salavat ayeti, mübahale ayeti. Bu dört ayet doğrudan ehli beyt ile alakalıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam alakalandırmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanları vardır. Tathir ayeti Ahsap suresinin 33. ayeti. Meveddet ayeti Şura suresinin 23. ayeti. Salavat ayeti Ahsap suresinin 56. ayeti. Mübahale ayeti Ali İmran suresinin 61. ayeti. 61. ayeti. Bu dört ayet meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. Şimdi biz bu ayetleri anlayamaya çalışacağız. Herhalde ben sadece bugün size biraz da mühim olduğu için biraz da farklı şeylere delil olarak kullanıldığı için Tathir ayeti olarak bilinen Ahzab suresinin 33. ayetini ancak anlatabileceğim. Ancak İlerleyen derslerimizde inşallah bu geri kalan 3 ayeti de yine anlamaya çalışacağız. Zaten anlamak için buradayız acelemizde yok. Allah ne kadar fırsat verir ne kadar nefes verirse biz de o kadar yürümeye çalışacağız. ahsap 33'ü eğer biz doğru anlarsak bakın bir ayetin bir cümlesidir. Biraz sonra geleceğiz Tevratlarına. Aslında ahzab suresinin 33. ayetini iki cümle olarak ele alsak ehlibeyt ile doğrudan alakalı olan kısım ayetin ikinci cümlesidir. O ikinci cümle bize üç şeyi öğretecek aslında. Bir tanesi ehlibeyt deyince kimler bu kavramın içerisindedir? bu tartışmalı bir meseledir. İslam ümmetinin 1500 senedir tartıştığı bir meseledir. Biz de bu tartışmalara fazla girmeden ehli beyt dediğimiz zaman kimi anlamalıyız? Sadece Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatma'yı, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i mi? Yoksa Zeyd bin Erkam'ın bize rivayet ettiği o hadiste genel anlamda söylenen Ali ve çocukları Akil ve çocukları, Cafer ve çocukları, Abbas ve çocukları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevcelerini mi? Yoksa sadece ayetin bağlamını dikkate alarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını mı? Bakın kapsam meselesinde bunlar tartışılan meseleler. Acaba ehli beyt dediğimiz zaman kimleri o kavramın içerisine alabileceğiz? Bu soruların cevabı bu ayetin doğru anlaşılmasında saklıdır. İkinci bir mesele ehli beyt dediğimiz ailenin konumu ne? Allah bu aileye nasıl bir konum biçmiş? Bunun karşılığı da bu ayetin içerisinde. Üçüncüsü ehli beytin Müslümanların nazarında bir değeri var. Değeri olmasa bu meclisimizin konusu olur muydu? Peki bu değer ne kadardır? Allah bu aileye nasıl bir kıymet nasıl bir bedel nasıl bir değer belirlemiş bu sorunun cevabı da bu ayettedir. İşte tathir ayeti dediğimiz Ahsap suresinin 33. ayetinin bu cümlesi bundan dolayı çok önemlidir. Öyleyse gelin bir daha bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kur'an'a şöyle bir soru sorsak. Ehli beyt kavramını ilahi kelam başka bir yerde kullanıyor mu? Bakın ne meveddet ayetinde ne salavat ayetinde ne bir mübahale ayetinde ehli beyt kavram olarak geçmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarıyla biz bu ayetleri ehli ile ilişkilendiriyoruz. Ehli beytin kavram olarak geçtiği tek ayet Ahzab suresinin 33. ayetidir. Biz Kur'an'a bu soruyu sorsak acaba kavram olarak ehli beyt başka ayetlerde geçiyor mu diye sorsak karşımıza Ahsap 33'ün dışında iki ayet daha çıkar. Bu bütüncül okuma bize ehli beytin kapsamına kimleri alacağımıza dair çok önemli mesajlar verecek. Üç ayette ehli beyt geçiyor. Biri Ahsap 33 Efendimiz ve ev halkı. Biri Hud 73 İbrahim Aleyhisselam'ın ev halkı. Biri Kasa suresinin 12. ayeti Musa Aleyhisselam'ın ev halkı. Şimdi soruların cevapları yavaş yavaş şekilleniyor aklımızda. Bakın demek ki Kur'an İbrahim'in ev halkına hatta biraz sonra geleceğiz o ayete doğrudan Sare validemize yani İbrahim'in hanımına ehli beyt diye hitap ediyor. Musa aleyhisselamın ablası ismini bilmediğimiz o mümin ablası kendi evlerini firavunun askerlerine işaret ederken ehli beyt diye işaret ediyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hane halkı ahsap 33'ün anlatımıyla ehli beyt hane ol, halkı olarak işaret ediliyor. Biraz açalım. Hud suresinin 69'dan 73. ayete kadar olan bölüm Hazreti İbrahim'in hayatından bir sayfayı anlatır bize. Aslında bir yönüyle de Lut aleyhisselamı da anlatır. Olayı hatırlayacaksınız. Allah Lut aleyhisselamın kavmine azap meleklerini gönderiyor. Melekler Lut aleyhisselamın kavmine yürürken nerede kavmi Ölü Deniz diye bildiğimiz Ürdün sahillerinde Hazreti İbrahim de o günler Filistin'in El Halil şehrinde iki şehir de birbirine yakındır. Çok uzak sayılmaz. Asıl melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmine azabın haberini götürecek derken İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğruyorlar bir müjde için. İnsan suretinde geldikleri için melekler İbrahim Aleyhisselam tanımıyor onları. Allah'ın misafirleri zannediyor ikram etmeye çalışıyor en baş köşeye o o da Kur'an'ın misafire nasıl davranılması gerektiği konusunda bize verdiği çok önemli ipuçları vardır o kıssada hemen bir buzağı kesiyor pişiriyor sofra kuruluyor melekler sofraya davet ediliyor melekler gelmiyor İbrahim aleyhisselam korkmaya başlıyor bunlarda bir farklılık var diyor korktuğunu anladığı anda da meleklerden biri Hazreti İbrahim'e gerçek kimliklerini söylüyorlar. Biz diyorlar Lut'a gönderilen azap melekleriyiz. Ama Allah size İshak'ı müjdeliyor. O günler Hacer'den İsmail olmuş mu? Olmuş. Sare'den de İshak olacak. Hacer ve İsmail Mekke'dedirler. Onlar Filistin'de El Halil şehrinde Yaş 80'in üzerinde Sare validemizin artık yaş kemale ermiş. O yaşta tıbben çocuğun doğması mümkün değil. Ama bir mucize olacak. Allah o mucizeyi meleklerin diliyle İbrahim'in ailesine bildiriyor. Sare validemiz bu haberi meleklerden duyunca ne yapıyor? Gülüyor ve şaşırıyor. Acaba olur mu diyor olur mu dediği anda kalu etacebine min emrillah siz Allah'ın emrine mi şaşıyorsunuz rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt Allah'ın rahmeti ve bereketi ey ev halkı sizin üzerinize olsun innehu hamidun mecid muhakkak ki Allah hamittir hamtlar ona yapılır mecittir her türlü övgü ancak onun içindir. Bakın ne dedi Kur'an sareye ehlel beyt diye hitap etti sare kim? İbrahim aleyhisselamın hanımı gerçi soy ile ehli beyti ilişkilendirenler buradan bir kapı açıyorlar diyorlar ki Sare İbrahim aleyhisselamın amcasının kızıydı aynı soydandı dolayısıyla aynı soydan olanlar ehlibeyt kapsamına girebilirler hadi onu kabul ettik öyle değil ama onu kabul ettik bakalım Musa'ya ne diyecekler Musa aleyhisselamın kıssasında öyle bir yakınlık yok orada orada da aynı ifade geçiyor. Dolayısıyla bu ayetlerden biz öğrendik ki Kur'an peygamberin hanımlarına ehlibeyt diyor. Onlar ehli beytten sayılıyorlar. Gelelim ikinci ayete Kasas suresinde 12. ayetten geçiyor ama biz biraz öncesinden almamız lazım. O olayı da hatırlayalım. Firavun bir rüya görmüş. Rüyasında Beni İsrail'den kopup gelen bir ateş topu sarayını yer ile bir etmiş. Sabah o rüyanın şokuyla uyanmış. Çağırmış sihirbazları arrafları, kahinleri rüyasını anlatmış. Rüyasını tabir etmişler. Beni İsrail'den doğan bir çocuk senin sarayını yerle bir edecek. Bunu alır almaz bu haberi ne yapmış Firavun? Bütün Beni İsrail evlerine askerlerini göndermeye başlamış. Doğmak üzere olan hanımlar tespit edilmiş. Doğum gerçekleşir, gerçekleşmez, gerçekleşmeyin gerçekleştiğinde de eğer doğum erkekse, doğan çocuk erkekse hemen anne ve babasının gözlerinin önünde o çocuk katledilmiş. Onlarca, belki yüzlerce bu çocukların böyle katledildiğini yazar bize tarihler. Böyle olmuş ama ben İsrail'in anneleri o günler mümin anneler, mümin anneler olduğu için çocuklarının öleceklerini bile bile doğurmaya devam ediyorlar. Şunu düşünmüyorlar ben doğuracağım biraz sonra gelecek firavunun askerleri gözlerimin önünde katledecekler çocuğumu. Bir de o acıyı bana yaşatacaklar bunu düşünmüyorlar. Varsın onlar katlesin biz doğurmaya devam edeceğiz ve doğurmaya devam ediyorlar. Doğuranlardan bir tanesi de Musa aleyhisselamın anası. Anası doğuruyor nur topu gibi bir bebek. Allah onun yüreğine ilham ediyor. Koy diyor sandığa o çocuğu sal Nil'in sularına. Bu ilham onun yüreğine Musa'nın annesinin yüreğine düşünce ne yapıyor? Aynen öyle yapıyor. Koyuyor bir sandığa salıyor Nil'in sularına. Allah bir rol biçmiş Musa'yı koyacak bir kere Firavun'un sarayına. Allah yürü demiş ya. Bütün alem toplansa ne yapabilir Allah aşkına? Alın size bir ibret. Alın size canlı bir şahit. Allah'la kim savaşmaya başlamış da o savaşın galibi olmuş. Kim Allah'a karşı baş kaldırmış da böyle bir savaşın galibi olmuş? Mümkün mü tarihte örneği var mı? Alın size canlı bir örnek. Hazreti Musa'nın hayatından sandığın içerisine konuyor Hazreti Musa Nil'in sularına bırakılıyor Firavun'un sarayının hanımları ve Firavun'un hanımı saraydı o sarayın bahçesindeki Nil'in sularında ne yapıyorlarsa artık orada istirahat mı ediyorlar dinleniyorlar mı o halde o sazlıkların içerisinden sandığı görüyorlar. Zaten Musa'nın kelime anlamı da odur. Sazlıkta bulunan çocuk demektir. Ona o anda bulunduğu yere hitaben o isim veriliyor. Hemen getiriliyor sandık, açılıyor ki bir çocuk. Firavun'un hanımı çok seviniyor. O güne kadar çocukları olmamış. Bu Allah'tan bize bir hediye diyor. Alıyor götürüyor Firavun'a Allah bak bize böyle bir hediye gönderdi. Bu çocuk bizim için bir neşe kaynağı olur. Bunlar Kur'an'ın ayetleri ne olur bu sarayda bizimle beraber kalsın ısrarıyla Musa'yı Firavun'un sarayına sokuyor. Ama bir sorun var daha Musa bebek süt emmesi lazım ona süt emzirecek kimse yok. Askerler alıyorlar Musa'yı, başlıyorlar Beni İsrail'in hanımları içerisinde ona süt annesi bulmaya. Varıyorlar bir eve, evdeki hanımın sütü var. Musa'yı bırakıyorlar o hanımın kollarına. Musa hanımın göğsünü tutuyor, emmeden bırakıyor. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Bir genç kız da onları izliyor. Kur'an ayetleri bunlar. Dikkatinizi çekiyorum. O kızı Musa'nın anası göndermiş oraya. Kim o? Hazreti Musa'nın ablası. Maksat ne biliyor musunuz? Hangi evde süt emecekse bilelim de diyor annesi. Hiç değilse bazen gider onu görürüz. O vesileyle orada Musaya olan şey, muhabbetimizi, özlemimizi gideriz. Hangi eve giriyorlarsa çıkıyor. Hangi eve giriyorlarsa Emmeden çıkıyor. Musa aleyhisselamın ablası çıkıyor onların karşısına diyor ki hel edullukum ala ehli beytin size bir ev göstereyim mi bir ehli beyt bir hane halkı göstereyim mi orada herhalde o bebek çok iyi bir ortamla karşılaşacak orada şefkat görecek merhamet görecek orada farklı bir şeyle karşılaşacak. Göstereyim mi size askerler yorgun yorgun göster diyorlar. Musa Aleyhisselam'ın ablası önde, onlar arkada Musa'nın anasının evine gidiyorlar. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor biz Musa'nın annesinin yüreğini sakinleştirmeseydik o anda işi meydana çıkaracaktı. Düşünün bir anayı günlerdir evladından ayrı bir anda karşısında görüyor. Bir andaki tepkisi anlaşılabilirdi olayı ama ne yapıyor? O anda Allah onun yüreğine bir sükunet indiriyor ve olay açığa çıkmıyor. Askerler bebeği Musa'nın anasının kollarına bırakıyorlar. Öz anasından süt emmeye başlıyor. Emiyor emiyor emiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Her gün Askerler Musa aleyhisselamı annesine emzirmeye getiriyorlar. Bir de emzirme karşılığında para veriyorlar. <laughs> Budur işte. Allah eğer bir insana bir rol biçmişse dünya alem karşısında olsa ne yazar? Alın size bir örneği. Musa'nın annesi olmak mesele. Annesi olabilecek liyakatin de sahip olmak. Bilmiyorum bu kıyasıma katılır mısınız? Ben imamları, vakıflarda ve İslami hizmetlerde çalışanları, hatta muallimleri, öğretmenleri Musa'nın annesi diye isimlendiririm. Niye? Hem asli görevlerini yapıyorlar, hem de ücretlerini alıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın annesinin yaptığı da bundan farklı bir şey miydi? Şimdi bir imam imam olmasa namaz kılmayacak mı? Yine kılacak. Orada cemaate namaz kıldırıyor. Cemaat ile ilgileniyor. Emri bil maruf yapıyor. Mehi anil münker yapıyor. Bunları zaten Allah istiyor. Her ayın sonunda da maaşını alıyor. Musa'nın annesi olmak da bu işte. Dolayısıyla böyle bir görevde olan, böyle bir mikramda olan Allah'ın kendisine nasıl bir nimet verdiğinin farkına varmalı. Bu bir Allah'ın nimetidir. Bu nimetin şükrünü eda etmek de o işi görev olarak görmektir. Sadece meslek olarak değil. Bu işi vazife olarak, görev olarak gören Musa Aleyhisselam'ın annesinin rolünü inşallah yerine getirecektir. Ve Musa Aleyhisselam öz annesiyle böyle bir durum geçirecek, süt emmesini orada tamamlayacak, sonra sarayda yetişecek, Firavun'un sarayını başına geçirecek. Allah bütün firavunların saraylarına birer Musa nasip eylesin. Bizleri musalar kılsın inşallah. Gelelim Ahzab suresinin 33. ayetine. Asıl üzerinde duracağımız ayet o zaten. Şimdi bu ayeti de anlamamız için aziz kardeşler biraz işi daha ilerden başlatmamız lazım. Ayeti tam olarak anlayabilmemiz için aslında 28. ayetten 34. ayete kadar Ahsap suresinin o ayetleri bir gruptur. Zaten Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle de o grup olarak nazil olmuştur. Zaten aynı olaydan bahsediyor biraz sonra geleceğiz. Meseleyi anlayabilmemiz için şu Kur'an'ın zemini sayılan coğrafyaya bir gitmemiz lazım. Siyer dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın ayak bastığı coğrafyadır. Zaten siyer onun için öğrenilir. Siz Kur'an'ın neşet ettiği coğrafyayı anlamadan Kur'an ayetlerini anlayamazsınız. Onun için siyer sünnetin beyanı, sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Bunları birbirinden ayırdığınız zaman siz anlayabilir misiniz Allah'ın kelamını? Anlayabilmeniz için Kur'an'ın neşet ettiği o coğrafyaya müracaat etmek zorundasınız. Nedir mesele? Mesele şu annelerimiz her birine canlar feda onlar bizim kendi öz analarımızdan daha öncelikli daha evla bizler için aleyhissalatü vesselam efendimizden dünyalık bazı taleplerde bulunmuşlar şimdi analarımızın bu talebini makul görün çünkü onlar da insandır bir de o ortamı iyice anlayın ki ne kadar makul olduğunu daha iyi anlayın Hicretin 5. yılı en erken bu ayetlerin nazil olduğu zaman bazıları biraz daha geç dönem derler. Mesela 6. yıl 7. yıl Hayber'den sonra Hudeybiye'den sonra Tebuk gazvesinden sonraya kadar bazı sebebi nüzül kitaplarında tarihler görebilirsiniz. En erken 5. yıl 5 yıldır İslam Medine'de devlet olmuş. İslam büyük bir güç elde etmiş. Hele 5. yıl bakın Hendek gazvesinin arkasından 12 bin kişilik müttefik bir kuvvetler birliği gelmiş Medine'ye. Karşıda 3 bin kişilik bir askeri birlik var Müslümanların. Hendekler kazılmış 20-21 gün düşman Müslümanlar tarafından geçememiş. Allah o müttefikler ordusunu ahsap ordusunu birbirine düşürmüş savaş olmadan geri dönmek zorunda kalmışlar. Yetmemiş hemen, hemen hendeyin arkasından Rabbimiz Cebrail aleyhisselamı Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstererek zırhını çıkarmadan Kurayza oğullarının yurduna baskın yapmasını istemiş. Ve Müslümanlar Hende'ye katılan Müslümanlar Kurayza oğullarının yurduna Kurayza Yahudilerine gitmişler. O kaleler kuşatılmış ve o kalelerin kuşatılmasının arkasından Müslümanlar büyük bir galibiyet elde etmişler. İnanın Kurayza oğullarında elde edilen ganimet Hayber'de elde edilen ganimetin neredeyse yarısıdır. Çok ciddi bir rakam. Develerin sırtında taşınıyor Medine'ye Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye. Hatta İbn-i Sa'd tabakatta şöyle bir ayrıntı da verir bize. Evler diyor kuşatıldıktan sonra orada araştırma yapıldığı zaman evlerin altından tüneller buldu Müslümanlar ve tünellerin içerisinde günlerce onlara yetebilecek kadar erzak vardı. Zaten Yahudiler o sağlam kaleler içerisinde yaşıyorlardı. Böyle de bir tedbir almışlardı. O bütün her şey Müslümanların eline geçti. Ganimetten beşte biri, beşte biri efendimizin hakkı mıdır? Efendimizin hakkıdır. Her türlü tasarruf onun elinde midir? Onun elindedir. Allah bu hakkı ona vermiştir. Ama analarımız diyor ki Kureyza oğullarından elde edilen ganimetten biz evde hiçbir şey görmedik. Efendimiz almış, hiç eve getirmeden fakir fukaraya, Suffe ashabına dağıtmış. Tamam dedik bu sefer olmadı. Hayber'den döndük geldik. Ayşe anamız diyor evde ocak pişmeye başladı ocak tütmeye başladı ama herkesin evindeki refah düzeyi artıyor. Yine bizim evde bir şey yok. İnsanların üst başları değişiyor ganimet elde ediyorlar. Yemen'den işlemeli elbiseler geliyor sahabenin hanımları giyiyorlar güzel güzel analarımızda yine bir şey yok. İster istemez analarımıza bir kırgınlık oluyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar. Dünyalık istiyorlar. Efendimiz'den böyle bir talepte bulunuyorlar. Burası anlaşıldı. Peki Efendimiz ne diyor? Şimdi benim muhataplarım burada erkekler hanımlar beni yukarıda dinliyor. Hanımlarınkini söyledim. Onlar istiyorlar. Her zaman da isterler zaten. İnşallah Allah istetmeden bize verdi, verdirmeyi nasip etsin. Neyse o onların bileceği iş. Ama asıl biz buradan kendimize ait bir şey çıkarmamız lazım. Peygamberden isteniyor. Bizim gibi sıradan insanlardan değil. Peki aleyhissalatü vesselam efendimiz onlara şöyle bir cümle deseydi? Benimle evlisiniz benim hanemdesiniz halen benden dünyalık istiyorsunuz öyle mi deseydi böyle bir söz efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın dilinden çıksaydı makul bir söz olmaz mıydı biz neyiz ki biz hiçbir şeyiz biz bile bize bir şey söylendiğinde konumlarımıza dair bir şeyler söylüyoruz bakın dostlarımıza hanımlarımıza efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın tavrı Erkekler için çok mühim bir tavırdır. Çok mühim. Hiçbir şey demiyor. Ama bir kırgınlık var yüreğinde. Sessiz, sedasız hanımlarını dinliyor, çıkıp Mescidi Nebevi'ye geliyor elçileri karşılamak için kurdurduğu bir çadır var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o çadırın yeri şu anda Mescid-i Nebevi'de bellidir elçiler sütunu diye bilinir hemen hücre-i saadetin bitişiğinde orada kurulmuş bir çadır var ya da o anda çadır kurduruyor bir ay boyunca evine gitmiyor konuşmuyor söz yok Söz olsa tesir olmaz zaten. Biz inanın çok konuşuyoruz. Çok konuştuğumuz için tesir yok. Efendimiz o sessiz tavrıyla, sükunet tavrı dedik ya geçmiş derslerde, o sükunet tavrıyla ne yapıyor? Analarımızın var olan seviyesine seviye katıyor. Onları alıyor bir noktadan daha daha ötelere götürüyor. Biraz sonra nereye vardıklarını göreceğiz. Şimdi sahabe duyuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine gitmiyor. Sahabenin içerisinde bu mesele konuşuluyor. Bazıları diyorlar ki acaba peygamber aleyhissalatü vesselam annelerimizi boşadı mı? Çünkü evine gitmiyor. Bu boşama meselesi konuşulmaya başlıyor. Olay Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in de gündemine geliyor. Meseleden haberdarlar ama artık dayanamıyorlar. Efendimizle gidip bu meseleyi konuşmak istiyorlar. Ahmet bin Hanbel'de Hazreti Ömer'in bizzat kendisi anlatıyor olayı bize. Vardık diyor Efendimizin çadırının önüne. Meğer analarımız da içerideymişler. Orada oturuyorlar Efendimiz de oturuyor ama tek bir söz yok Efendimiz hiç konuşmuyor. Onlar bir şeyler söylüyorlar ama Efendimiz onlara hiç cevap vermiyor. Bilal de o çadırın önünde bekçi. Hazreti Ebu Bekir içeriye girmek için izin istiyor. Bilal Efendimiz giriyor peygamberimize söylüyor. Peygamberimiz diyor ki izin yok geri dönüp geliyor. Biraz sonra Hazreti Ömer istiyor izin Bilal yine giriyor içeriye efendimize söylüyor. Efendimiz yine müsaade etmiyor yine geri çıkıp geliyor. Bekliyorlar orada biraz sonra Hazreti Ebu Bekir bir daha izin istiyor. Bilal giriyor içeriye izini söylüyor. Efendimiz içeriye gelsin diyor. Hazreti Ömer de izin istiyor o da içeriye geliyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Vardık diyor çadıra. Analarımız oturmuşlar. <laughs> Efendimiz oturmuş. Hiç kimse de ses yok ama ben anladım peygamber aleyhissalatü vesselamın moralinin olmadığını bir şeye üzüldüğünü anladım. Ne olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dedim ki bir şey söyleyeyim de Efendimiz biraz gülsün o gülmenin üzerine bir şeyler konuşalım. Ya Resulallah dedim sabahleyin hanımım benden bir şeyler istedi. Meğer var haberi ben de tuttum hanımın boğazından şöyle bir sıktım İstiyor musun istemiyor musun dedim vazgeçti istemiyorum dedi. Efendimiz gülüyor. Öyle gülüyor, öyle gülüyor. O gülmesi bittikten sonra gözleri dolu dolu oluyor. Sonra dönüp Ömer'e diyor ki: "Bak bunlar da benden aynısını istiyorlar." O sözünü bitirir bitirmez Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer biri Ayşe anamızın üzerine Hazreti Ebubekir, biri kızı Hafsa'nın üzerine yürüyor. Siz nasıl peygamberden mal istersiniz diye. Kız babası böyle olur. Vardığı zaman eve evi karıştırmaz. Bizatihi orada o taşların yerine oturması için iş yapar. Benim kızımdır deyip orada taraf tutmaz. Aslında bakın bir örneğin üzerinde neler alırız neler ama asıl meselemiz o değil. Efendimiz ikisini de bırakmıyor. Bırakın diyor. Onlar istediler. Allah da bana işte bu ayetleri indirdi diyor. Ayetleri okuyor. Ne diyor ayetlerde? Ey peygamber eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız size bol bol vereyim ve sizi salı vereyim. Anladınız mı mesajı? Yani vereyim size mihirlerinizi kat kat sizi boşayayım. Eğer dünya hayatını istiyorsan, istiyorsanız yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız muhakkak ki Allah içinizden iyi davrananları bilir. Mükafatı da ona göre olur. Ayetler şakır şakır Efendimizin mübarek lisanından dökülünce Analarımız da anlıyorlar. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de anlıyorlar. O anda Hazreti Ömer'in rivayetinde şimdi size bir rivayet daha aktaracağım. O anda tavır nedir biliyor musunuz? Analarımızın hepsi vallahi ya Resulallah bundan sonra senden dünyalık adına hiçbir şey istemeyeceğiz. Vallahi billahi tillahi da istememişlerdir her biri efendimizden yıllar sonra vefat edecek. Halife Abdülmelik zamanına kadar yaşayacak Ayşe anamız. Halife Abdülmelik yüz bin altın gönderecek Allah Resulü'nün o güzide hanımına Ayşe anamıza. O altınların yüzüne bakmayacak. Yanındaki cariyeye diyecek ki dağıt bunları gitsin. Yüz bin altın dağılacak. Akşam iftar sofra kurulacak sofrada bir şey yok soracak hizmetli evde bir şey yok mu yok diyecek peki niye bana söylemedin hiç değilse bir altını yanımızda saklasaydık da eve bir şeyler alsaydık ey annem diyecek sen dağıt dedim ben de dağıttım olsun diyecek vallahi benim efendimde hiç iki kabı bir arada görmedi Ayşe anamız istemiyor bu öylesine söylenmiş bir söz değil ömrü boyunca bir daha istemiyor onlar da insan Dünya, dünyevi anlamda bir hayatın içerisinde yaşıyorlar ve insani bir talepte bulunmuşlar ama Efendimiz ne yapıyor onları bir seviye kazandırıyor onlara hatırlayın Hazreti Fatma'yı elleri nasırlaşmış Bukhari'de geçer bu rivayet onlarca rivayet de bize işin ayrıntılarını verir. Kendisi gelmiyor Fatma anamızın. Kim diyor ona Hazreti Ali diyor git diyor bak bir sürü hizmetli gelmiş bir tanesini versin baban sana. Varıyor gidiyor eve Efendimiz evde yok. Ayşe anamız soruyor ne için geldin bir hizmetli talebi için diyor. Tamam diyor sen git ben senin baban gelince anlatırım diyor varıp geliyor Hazret Fatma Efendimiz geliyor eve Ayşe annemiz olayı anlatıyor gecenin ilerleyen saatleri Efendimiz ehli beytin evine gidiyor kapıyı çalıyor içeriye giriyor ikisi yatağa uzanmışlar Hazret Fatma bir tarafta Hazret Ali bir tarafta Efendimiz kalkmayın diyor ne olur yatağınızdan onları kaldırmıyor ikisinin ortasına uzanıyor manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Hatta Hazret Fatma validemiz olayı anlatırken bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Babamın ayağı benim ayağıma deyince babamın ayağının soğukluğunu ben yüreğimde hissettim diyor. Sonra dakikalarca konuşmuyor Efendimiz. Sözü Allah'a itaatten açıyor. Allah'a itaat. Sonra kocaya itaate getiriyor sözü. Çok mühim bir şey siz zannediyor musunuz ki bizim dinimizde itaat diye bir şey yok öyle bir şey var mı biz itaat ederiz bizden olan emir sahiplerine boynumuz kıldan incedir kocasının karşısında hanımın boynu kıldan incedir evladın babanın karşısında boynu kıldan incedir böyle olmak zorundadır. Siz artık nasıl anlarsanız anlayın ama bizim dinimiz bunu söylüyor bize. Çünkü biz itaat eden bir topluluğuz. Ve efendimiz kendi kızına candan parça olan Fatma'sına Ali'ye itaati söylüyor. Kocana itaat edeceksin diyor. Sonra kızım diyor, bugün sen Ayşe'ye böyle bir taleple gelmişsin. Peygamberin sana vereceği hiçbir şey yok. Suffanın ehli açken ben sana bir şey veremem diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim olmasın Hayber'de. Huneyn günü İbn Sad'ın verdiği rakamı söylüyorum size. Elde edilen esir sayısı 6000 tanedir. Bir tanesini ver Hazreti Fatma'ya ne olur? Hayır. Öğretecek işin başında olmanın değerini kıymetini sorumluluğunu öğretecek bu işin aslında büyük bir sorumluluk olduğunu evden birinin üzerinden aleme öğretecek vermeyecek sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi kızım söyle baba yatağa yattığında bundan sonra 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah. Bukhari'deki rivayet 34 kere Allahu Ekber. Başka rivayetlerde 33'tür o da. Söyle bu senin istediğinden daha hayırlıdır. Ne istedi Hazreti Fatıma? Hizmetli istedi. Efendimiz ne verdi? Kelimeler verdi. Kelimelerle onun yüreğini teskin ettirdi. Bizim dünyamızdan baksanız şöyle bir soru sorarız biz. Kelimeler, söz karın mı doyuruyor ki? Sen kelimeler veriyorsun. Ama inanın kelimeler karın doyuruyor. Çünkü insanda iki mide vardır. Bir bildiğimiz mide, biz zaten hep ona çalışırız. Bir de ruhun midesi vardır. Bu bildiğimiz mide besinle doyar. Ruhun midesi sohbetle doyar kelimelerle doyar. Ne işiniz var Allah aşkına burada? Ne işiniz var? Siz şu anda ruhunuzu doyuruyorsunuz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmeseydiniz dünyaları size verseler gelip şurada bir saat sizi oturtturamazlar. Ama ruhunuzun aç olduğunu fark ettiğiniz için buradasınız. Zaten insandaki ruh da acıkır. Efendimiz bunu dedi, Fatıma anamız aldı onu başına koydu. Hiçbir itiraz yok. Analarımızın hali böyle. Peki efendimiz ne yapmaya çalışıyor? Peygamber'in evine bir mesaj veriyor. Temsil makamındasınız ya siz, siz feda edeceksiniz hiç almadan. Ecrinizi, karşılığınızı ancak Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu dünyada size karşılık yok. Bunu bilin. Bunu iyice anlayın ki böyle bir taleple bir daha gelmeyin. Bakın bunu çok iyi anladığı, bildiği için Hazreti Ömer kendisi yaralanıp yaralı bir biçimde evine taşındığı zaman sahabenin büyükleri gelip onun yakasını tutup Ömer kendinden sonra bize halife ata dediklerinde ısrar edip oğlu Abdullah'ı öne sürdüklerinde Hazreti Ömer'in tavrı şudur. Bir evden bir kurban yeter. Bunu ancak bu meseleyi anlayan anlayabilir. Şimdi bakın biz birbirimizi yiyoruz. Bırakın halife olmayı bir cami derneğinin başına geçmemiz için adam öldürüyoruz. Bu nasıl bir zihniyettir? Eğer biz bu işi sorumluluk olarak görsek, bize tevdi edildiği zaman bile geri duracağımızın farkında oluruz. Ama bu işi sorumluluk olarak değil de avantaj olarak görürsek elde etmek için her şeyi yaparız. İşte Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek ellerinde işleyen o güzide neslin tavrı bu. Cabir bin Abdullah'ın rivayetine gelin. Diyor ki: ayetler nazil olduktan sonra tam Hazreti Ömer'in bitirdiği yerden o devam ediyor. Zaten rivayetleri birleştirdiğiniz zaman daha genel bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ayetler nazil olduğu zaman Efendimiz hanımlarına tek tek sordu. O ayetleri okudu. Onun için bu ayete muhayyerlik ayeti denir. Seçme ayeti. Önce Ayşe anamıza sordu. Bak Allah böyle diyor. Ya sana vereyim kat kat mihrini Mükafatını vereyim, salı vereyim, ya kal benim yanımda. Ama hemen cevap verme. Git önce annem ve babanla istişare et, sonra gel cevap ver. Ne diyor Ayşe anamız? Ya Resulallah diyor, ben bu meseleyi mi istişare edeceğim? Vallahi dünyalık adına hiçbir talebim olmaz benim. Benim olmadığı gibi senin hanımlarından başka birinin de olmaz. Ayşe anamızın sözü bu benim olmadığı gibi başka hanımlarından birinin de olmaz. Tek tek soruyor Efendimiz o gün için hayatta olan annelerimize Ümmü Seleme validemize Zeynep binti Caşa Mariye validemize Meymune validemize tek tek soruyor hepsinin cevabı Ayşe anamız gibidir. Sorun bu ve ortaya çıkan tabloda budur. İşte Ahsap suresinin 28. ayetinden itibaren inen ayetler bundan dolayı inmiştir. Devam ediyoruz ayeti okumaya. 30. ayet. Ey peygamberin hanımları sizden kim açık bir çirkinlikte, açık bir taşkınlıkta bulunursa onun azabı iki kat verilir. The fein iki kat ona azap verilir arttırılır bu da Allah'a göre pek kolaydır. Neden peki iki kat verilir azap? Çünkü onların bir konumu var. Sıradan insanlar değil ki. Sen yastığını peygamber aleyhissalatü vesselamın yastığıyla birleştireceksin. Onun nefesi senin nefesine karışacak. Haneleriniz aynı olacak. Bir ömür beraber aynı yolda yürüyeceksin. Hata yaptığın zaman Allah seni sıradan bir mümin gibi görmüyor. Seni mukarreb olarak gördüğü için sıradan bir mümine cezasının karşılığı bire birse senin cezanın karşılığı bire ikidir. İşine gelirse o mukarreplik sana bunu böyle bir sorumluluğu böyle bir karşılığı getirtir. Hatırladınız mı? İmam Rabbani'nin sözünü ki muhteşem bir sözdür o aslında bir ilkedir o hasenetül ebrar seyyiatul mukarrabin bazen iyilerin sevapları Allah'a yakın olanlar için günah sayılabilir bir daha tekrar edeceğim bu cümle mühim bir cümledir İyilerin sevapları yani sıradan müminlerin yaptığı bazı işler onlara sevap olarak olabilir ama sizin için mukarreb olanlar için Allah'a yakın olanlar için sıradan müminlere mübah olanlar onlara günah olur. Aslında ayetin dediği de odur. Müminlerden sıradan biri olsaydınız bir çirkinlik yaptığınızda bir günah işlediğinizde bir karşılığını bir olarak alırdınız. Ama değil mi ki peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımısınız? kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin annelerisiniz. Hepimiz ana diyoruz değil mi onlara? Hatice ana, Ayşe ana, Mariye ana, Reyhane ana. Bir iki ay bile Efendimizle beraber kalınmış Zeynep binti Huzeyme. Biz onu bile anamız deyip bağrımıza basıyoruz. Değil mi ki orada oraya girdiniz ve ana oldunuz müminlere? O halde orada yapacağınız şey budur. Dikkatli olacaksınız. Çünkü dışarıdaki insana bire birdir karşılık size bire ikidir. Peki bu sadece günah için mi? Hayır bakın 31. ayet sevap için de aynı şeyi söylüyor. Ama sizden kim Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eder salih bir amelde bulunursa ecri iki kat ecraha merreteyn iki katta ecir alır azap da iki kat ecir de sevap da iki kat ve biz ona onlara üstün bir rızık hazırlamışız artık o neyse Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olacakları kesin ama onun dışında Allah analarımıza nasıl bir rızık hazırlamış onu bilmiyoruz onu artık orada göreceğiz. Dolayısıyla burada ayrıcalıklı bir konum, ayrıcalıklı bir azap, ve ayrıcalıklı bir mükafat olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz ayetlere. Ey peygamberin hanımları bakın sebebi niçin böyle oldu geldi. Siz müminlerin diğer hanımlarından herhangi biri gibi değilsiniz. Onlar mümindirler sorumlulukları belli cezaları belli mükafatları belli. Ama siz sıradan bir mümin hanım gibi değilsiniz. Allah size farklı bir değer biçmiş. Bu değerin farkına varın. Siz bunun farkında olun ki gereğini yerine getirin. Eğer sakınırsanız artık sözü çekicilikle yani sözü incilte, inceterek ne diyeyim avamca bir tabir olacak ama beni bağışlayın anlaşılsın diye söylemem lazım. Sözü kırıtarak karşıdakinin dikkatini çekerek konuşmayın. Eğer siz böyle konuşursanız karşıdakinin de yüreğinde hastalık varsa size karşı meyil eder. Siz buna sebep olursunuz. Böyle bir meyil ortaya çıktığı zaman da işte siz açık bir çirkinlik yapmış olursunuz. Biraz önceki ayetin söylediği sözü güzellikle söyleyin marufça söyleyin size yakışır bir tarzda söyleyin ki söz yerini bulsun. Şimdi burada Rabbimiz ne dedi? Peygamberin hanımlarının üzerinden sesin tesettürüne dikkat çekti. Sesin tesettürü. Böyle bir şey var mı? E var tabi. Siz tesettürü sadece başa bağlanan bir bez olarak mı görüyorsunuz? O tesettürden bir parça. Bakın biz Kur'an'da tesettüre ait olan ayetleri okuduğumuz zaman seste bir tesettür olduğunu yürüyüşte bir tesettür olduğunu, bakışlarda bir tesettür olduğunu, giyim ve kuşamda bir tesettür olduğunu görürüz. Hepsi olunca ona mesture denir. Ona örtülü hanım denir. Yoksa mendili koy buraya, ondan sonra 40 tane iş çevir bu değil ki. Bu değil. Asıl istenen konuşurken de, yürür yürürken de toplumun içinde bulunurken de her halinle evet bu bir mümin hanım vakarıyla edasıyla bir mümin hanım efendi dedirtecek haldir. Budur işte istenen. Burada peygamberin hanımlarının üzerinden bunu söylüyor. Ancak kesinlikle bu ayetler sadece peygamberin hanımları için değil. Direkt muhatap onlardır ama mesaj nedir? geneldir. Çünkü zaten Kur'an ilimlerinde bir kaide var. Hitap bazen hususi olabilir. Sebebi nuzul hususi olabilir ama hüküm geneldir, genel. Hiç kimse diyemez bu benimle alakalı değil. Tercümanul Kur'an olan İbn Abbas bir gün böyle bir şeye şahit olunca şu sözü söylemek zorunda kalıyor. Müslümanlar diyor, siz ne kadar akıllısınız böyle. Kur'an'da ne kadar tatlı şey varsa size ne kadar acı şey varsa ehli kitaba Hristiyanlara Yahudilere ne için söylüyor biliyor musunuz bunu? Maide süresinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin zalimlerin fasıklarındır ayetini Müslümanlar kendi aralarında tartışırken bu ayetler bizim için değil Yahudiler içindir dediklerinde İbn Abbas bu sözü söylüyor. Siz ne kadar akıllısınız böyle? Ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa Yahudilere, Hristiyanlara. Vallahi öyle değil. Fatiha'dan nassa, o kapağın içerisinde ne varsa acısıyla, tatlısıyla bizedir. Her mümin de Kur'an'ın karşısında böyle durur tatlısıyla acısıyla Yahudiye söylensin Hristiyana söylensin. Direkt Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hanesine burada olduğu gibi söylensin ya da başka bir biçimde özel muhataplara söylensin. Bir Müslüman hangi ayeti duyarsa duysun, "Lebbeyk" deyip kendini muhatap saymalı. Kimin gibi analarımızdan bir ana olan Ümmü Seleme validemiz gibi hanesi nerede? Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. Efendimiz orada konuşuyor, ses hanenin içinde. Mescid-i Nebevi'de hutbede "Ya eyühennas" diyor. Böyle bir çağrıda "Ey insanlar" diyor. Ümmü Seleme validemiz o anda saçlarını taratıyor evindeki hanımlardan birine. Anında kalkıyor ayağı, örtüsünü aldığı gibi Mescid-i Nebevi'nin içine. Merak ediyor hanım diyor ki ne oldu? Bak diyor ne ne diyor peygamber. Ey iman edenler dedi ben de iman edenlerden biriyim ben de koşmalıyımdir. Bu bir tavırdır ve bize bu tavır çok şey söyler. Ne de olsa benim kocam evde gelecek konuşacak ben duyacağım demiyor. Orada orada ya ey dedi ya. Orada ona muhatap olmak ben de insanım ben de o çağrıya lebbeyk diyerek karşılıkta bulunmalıyım. Ümmü Seleme validemizin o tavrı bu terbiyenin bir sonucudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor sahabeye ve sahabe de bunu algılıyor. Dolayısıyla biz de böyle anlamalıyız. Buradaki hitap doğru direkt peygamber hanımlarınadır ama bütün mümin hanımlar buradan alacaklarını alacaklar seslerini asla karşıdakini farklı bir hale getirecek farklı bir beklenti içerisine sokacak yüreğindeki var olan hastalığını ziyadeleştirecek hastalığı olmayana bir şey yok hastalığı olmayana buradan girip buradan çıkacak ama hastalığı olanın hastalığı artacak yüreğinde hastalığı olanın hastalığını ziyadeleştirip beklenti içerisine sokacak bir ses tonuyla konuşmayacak net açık ve fazla değil. Tek bir iki kelime derdini anlatıp işi bitirecek. Gidip de pazarcıyla 10 dakika domatesin muhabbetini yapmayacak bir hanım. Yok böyle bir şey bizim kitabımızda. Net konuşacak. Kocasıyla, mahremiyle konuşacağı hal başka, onun dışında konuşacaklarıyla hali başkadır. İşte bu ayetler bunu söylüyor bize. 33. ayet. Geliyoruz. Asıl geleceğimiz ayete geliyoruz. Evlerinizde vakarla oturun. Yani evlerinizi karargah edinin. Müslüman hanımın asli yerini söylüyor Kur'an. Nereymiş asli yeri? Evmiş ev. Çünkü bu ayetlerin yetiştirildiği o ortamda aleyhissalatü vesselam efendimiz cenneti kadının ayağının altına değil ananın ayağının altına koydu. Eğer sen cenneti kazanmak istiyorsan yapacağın iş bu. Anayı razı edeceksin. Ama ana da ana olması için karargahını ev olarak edinecek. Lüzumsuz bir biçimde sokaklarda dolaşmayacak. Asli işini yerine getirecek. Asli olanın dışında büyük bir zamanını evinde çocuklarıyla geçirecek. Analar medreselerimizdir. Onlar medreselik görevini yapacaklar o yerde evdir evde olmalıdır. Cahiliye kadınlarının yaptığı gibi süslerinizi zihnetlerinizi açığa vurmak gibi siz de böyle bir hal yapmayın. O zihnetlerinizi saklayın açığa çıkarmayın. Namazı dosdoğru kılın zekatı verin Allah ve elçisine itaat edin. Şimdi bu ayetler inince analarımız şunu dedi mi? Biz zaten mal istedik Allah zekattan bahsediyor. Ne var ki ne verelim? Demediler ya ne dediler Allah'a güvenirsen eğer bir gün gelir o da olur ve olmuştur da o anda olmayabilir ama güvenleri o kadar tam ki bir gün gelir olur. Ayetleri böyle anlıyordular onlar asıl buradaki hüküm de geneldir bunu unutmayalım asıl üzerinde duracağımız cümle ayetin ikinci cümlesi inneme yuridullahu li yuzhibe ankum rizse ehlel beyt ve yutahhirukum tadhira. Ey ev halkı, ey peygamberin hanesi. Allah sizden her türlü kiri, ricz kelimesini unutmayın oraya geleceğiz. Ricsi her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Büyük bir müjde bu. Büyük bir müjde. Allah onlarda ne varsa kir adına hepsini giderecek ve ne yapacak? Tathir edecek. Ayet onun için tathir ayeti tertemiz kılacak. Bu ayetin bu noktasında burasında biraz duralım. Şimdi 28. ayetten 33. ayetin birinci cümlesine kadar buraya kadar değil bundan bir önceki cümlesine kadar Rabbimiz konuşurken hep kun zamirinin üzerinden konuşuyor. Kun nezamiri nedir? Müennes, cem ve muhataptır. Türkçesini de söyleyelim. Yani siz hanımlar. Ama 33. ayetin bu ikinci cümlesinde bakın zamir ne oldu? Kum oldu. Ankum. Yudahhirukum anında zamir değişti. Kum zamiri kimin için söylenir? Asıl erkekler içindir ama 2-3 erkek koca bir hanımlar topluluğunun içerisine girseler zamir anında erkek sigası olarak değişir. Bu da Arap dilinin bir özelliğidir. Kimse bundan gücenmesin. Şurada 10 tane hanım olsa içine bir tane bey katsak onları işaret ederken kum deriz. Bu böyledir. Bu Arap dilinin bir özelliğidir. Burada kunne zamirinin kum diye dönüşmesi 1500 yıldır İslam ümmeti arasında bir tartışma konusu olmuştur. Ve işin garip tarafı meseleyi sadece şia ve sünni tartışmamış bizim sünni dünyamızda da ehli sünnetin içerisinde de bu zamirden dolayı mesele tartışma konusu olmuş. Ve şu söylenmiş burada Allah erkek sigasını kullandığı için burada söylenen ehli beyt hanımlar değildir. Sadece hanımlar değildir. Ya kimdir? Nesli Muhammed'i dediğimiz aleyhissalatü vesselam. Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin ve onların soyundan gelenler ehli beyttir. Ancak ilk dersleri hatırlayın. Ne dedik biz? Doğru ehli beytin iki bölümü var bir genel anlamda ehlibeyt bir dar anlamda ehlibeyt genel anlamda ehlibeyt dediğimiz zaman biz oraya başta söyledim Zeyd bin Erkam'ın hadisini o hadiste sayılan Ali'nin Akil'in Cafer'in Abbas'ın bütün çocuklarını ki bunlar kendilerinin sadaka almaları haram olan kesimdir. Sadaka almaları haram olan bu kesimin hepsi ehli beyttir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevceleri de ehli beyttendir. Şimdi bazıları da ayetin bu bağlamını dikkate alarak hayır diyorlar. Allah peygamberin hanımlarından konuşuyor. Dolayısıyla hanımlardır ehli beyt. Bunu da diyenler var bazıları da farklı şeyler söylüyorlar. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bu ayetin üzerinde çok durulmalı ama iki konunun üzerinde durup biz geçeceğiz. Birisi ayetteki ehli beytin kapsamına girenler kim? İkincisi risk kelimesinin gerçek anlamda anlamı nedir? Bu iki konu. Şimdi biz ayetleri 28. ayetten itibaren okuduğumuzda görüyoruz. Ne görüyoruz? Ayet direkt peygamberin hanımlarından bahsediyor. 33. ayete geldik zamir değişti mi? Değişti. Erkekler dahil olduğu işin içine. Ne yetişiyor bizim imdadımıza? Her zaman olduğu gibi aleyhissalatü vesselam efendimiz yetişiyor. Zaten Kur'an'ın en büyük müfessiri o değil midir? Odur. O söyler. O Kur'an'ı tefsir eder onun tefsirine ait onlarca şey okuruz. Bakın bugün bugünün dünyasında ne yazık ki aleyhissalatü vesselam efendimizin bu özelliği devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Onlarca ayette Kur'an efendimizin görevlerini sayarken o görevlerden bir tanesinin tebyin olduğunu söylemesine rağmen bazıları tebyini ne yazık ki tebliğ olarak görüyor. Ama biz görüyoruz ki Kur'an'da tebliğ başka bir görev olarak söyleniyor zaten. Tebliğ başka, talim başka, tebyin başka, davet başka, teskiye başkadır. Birbirinin yerine kullanılır mı? Dolayısıyla Efendimizin tebyin diye bir görevi var. O gerçekten Kur'an'ın ayetlerini bize açıklamıştır. O açıklamalarından bir tanesi de şudur ki Efendimiz mücmel olanı beyan etmiştir. Ne demek mücmel olan? Özet olan bir bilgiyi daha da açıklamıştır o mübarek sözleriyle ya da uygulamalarıyla. Burada ehli beytin kim olduğuna dair de Efendimizin 3-4 tane açık sözü 10-12 tane de farklı uygulaması var. Biz bu uygulamaları alt alta getirdiğimiz zaman sorunumuz yok anlaşılıyor zaten. Efendimizin burada bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini çok rahat bir biçimde görüyoruz. Nedir mesele? Ben size bunların hepsini anlatacak değilim. Ama iki tane rivayet aktarmama müsaade edin. Bu iki tane rivayet üzerinden ehli beytin kimlerden oluştuğunu özellikle bu ayette söylenen ehli beytin kapsamına kimlerin girdiğini daha iyi anlayacağız. İki tane rivayette aynı aileden Ümmü Seleme validemizi çok andık. Allah ondan ebeden razı olsun. O farklı bir anadır gerçekten. Aleyhissalatü vesselam efendimizden 378 tane hadis bize rivayet etmiştir ki her bir hadis hayatımızın bir yönünü inşa etmiştir. Onun iki tane de çocuğu var. İlk eşinden Ebu Seleme'den. Aslında başka çocukları da var da özellikle iki tane çocuğu. Biri Zeynep Binti Ebi Seleme diğeri de Ömer İbni Ebi Seleme. Bu iki tane çocuk aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmişler. Mesela Zeynep validemiz şöyle bir rivayet aktarıyor. Asıl konumuz o değil ama aklıma düştü onu da söyleyeyim. Diyor bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz annemin odasında yıkanıyor. Ben de efendimizi izliyorum diyor perdenin arkasından. Bir aralık perdeyi açtı efendimiz beni gördü. Suyu aldı böyle bir avuç yüzüme serpti benimle şakalaştı. 80 yaşındayım halen yüzümde bir kırışıklılık yok diyor. Ona bağlıyor. O güzelliğin kaynağının olduğunu söylüyor. ve vesselamın terbiyesinde yetişen bir hanım ve bu hanım nasıl biri biliyor musunuz? Diyorlar ki ehli ilim Medine'de hanım fakihler sayıldığında en üstte yazılacak isimlerden biri Zeynep binti Ebi Seleme'dir. Eğer erkek sahabilerle beraber sayılırsa Zeynep validemiz ilk yediye girer Medine'deki fakihler içerisinde. Peygamberin evinde yetişmiş bir fakihe o büyük bir alime ve o bize aleyhissalatü vesselamdan yedi tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesi benim size söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme validemizin evinde o anda içeriye girmek için izin istiyor. Hazreti Fatıma yanında da Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. Onlar izini beklemeden içeriye dalıyorlar. Fatma validemiz arkalarından geliyor. Efendimiz Hasan'la Hüseyin'i görünce hemen bir sarılıyor onlara. Öpüyor, kokluyor kendi dizlerinin üzerine otutturuyor, Fatma Valide'mizi de tam yanı başına otutturuyor ve onları öpmeye başlıyor. Onlara bir şeyler söylüyor ve o anda dualarından bir tanesi de şudur: Ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri, çirkinliği gidermek istiyor. Allah'ım bunlar benim ehli beytim, sen bunlardan da gider o çirkinlikleri. Allah'ım bunlar benim ehli beytim, sen onlardan gider diye dua ediyoruz. Zeynep Validemiz diyor ki bir baktım anneme annem ağlıyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Gördü Efendimiz Eyüp Müseleme dedi ne bu halin? Ya Resulallah dedi bütün hayırları onlara verdim bize bir şey kalmadı. Benle kızım ortada kaldık dedi. Efendimizin sözü şu sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz söz bu ne anlarsınız Allah aşkına bundan sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz zaten Kur'an sizi andı Kur'an'ın anmadığını ben anıyorum diyor aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz çünkü inen ayetlerin bağlamından ayette anılan ehli beytin hanımlar olduğu belli ben ne yapıyorum ayetin anmadığını oradaki kum zamirine binaen işin içerisine dahil ediyorum. Dolayısıyla Efendimizin yaptığı ehli beytin alanını biraz genişletmektir. Yoksa hanımları devre dışı bırakmak değil hanımlar ehli beyttendir. Ama ehli beytten açıkça belli olmayanlar da aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanıyla ne oluyor? Ehli beytin içerisine dahil ediliyor. Bu bir. Gelelim Ömer İbni Seleme'ye Ömer İbni Ebi Seleme'ye Ömer de Hazreti Ömer de radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş bir delikanlı o Habeşistan'da doğmuş Habeşistanlı bir çocuktur hatta babası vefat ettikten sonra Efendimiz'i annesiyle evlendirirken evin erkeği olarak annesinin tarafında yer almıştır nikahta o oğuldur ama böyle de bir hali vardır orada ve evin büyü sayıldığı için efendimiz onu muhatap almıştır. Annesi ile efendimiz evlendikten sonra da o da ehli beyt olarak o evin bir sakin olmuştur. Aleyhissalatü vesselam efendimizden 12 tane hadis bize rivayet ediyor Ömer İbni Ebi Selem'e o rivayet ettiği hadislerin yaklaşık 10 tanesini nasıl başlıyor biliyor musunuz cümleye? Şöyle bir bakın Riyazu Salihinde de 2-3 tane hadisi var Ömer İbni Ebi Seleme'nin. Ben diyor Efendimizin yanında çocukken şöyle şöyle bir olay oldu. Zaten çocukken şahit olduğu o olayları çocukluğunu da gündeme getirerek rivayet eder. Ve o 12 tane rivayet ettiği hadislerden 3-4 tanesi de çocuk terbiyesi ile alakalıdır. Bunları söylüyorum ki bunlar önemli bilgiler müracaat eden o bilgileri görsün. Onun rivayet ettiği bir hadis şimdi size aktaracağım. Diyor ki: Ahsap suresinin 33. ayeti bizim evimizde nazil oldu. Onun sözü. Ama biz biraz önce nasıl nazil olduğunu gördük. O ayet nazil olduğu zaman Efendimiz dedi ki belki ayetten sonraydı Ömer İbni Ebi Selem'e öyle anladı. Bana hemen Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırın dedi. Hemen geldiler. Efendimiz sırtından cübbesini çıkardı. O dördünü cübbesinin içerisine dahil etti. Bir başka rivayet yerden aldı bir örtü. O örtüyü onların üzerine attı. O ayeti okudu ve dedik Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Sen ehli beytimden her türlü kiri gider. O anda annem dedi ki ya Resulallah ya biz ne olacağız? Bakın o rivayete benzer bir rivayet. Biz ne olacağız deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki sen zaten yerindesin. Sen zaten hayır üzeresin enti ala mekanik ve enti ala hayır sen zaten yerindesin sen zaten hayır üzeresin ne anladınız Allah aşkına bu cümleden sen zaten yerindesin yani sen zaten ehli beyttensin sen zaten hayır üzeresin onlar sayılmamıştı ben onları saydım dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin bu uygulamalarından şunu rahatlıkla anlayabiliyoruz ki Ayetlerde açıkça anılmayan Nesli Muhammed'i ayetlerden sonra efendimiz tarafından bu halkanın içerisine dahil edildi. Yoksa halka daraltılmadı. Bizakis ayetlerden sonra halka genişletilmiş oldu. Bilmem meramımı anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Dolayısıyla biz bu ayetler çerçevesinden şunu anlıyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ehli beyti dediğimiz zaman bu ehli beytin içerisine nesli Muhammed'i dediğimiz her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatma'dandır dediği hadis gereği Fatma'nın çocuklarındandır. O neslin devamı ehli beyttendir. Ama bunun yanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla az ya da çok Hanesini birleştiren yaslığını birleştiren o evin bir sultanı olan müminlerin annesi olan annelerimiz de Ehli Beyt'tendir. Bir kere bunu böyle anlayacağız. Ama bunu anlamamız hiçbir zaman dar manada Ehli Beyt ile geniş manada Ehli Beyt'i ayırmamızı, ayırmamızın önünü kapatmaz. Doğrudur Efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli beyt olarak bu meseleyi böyle geniş tuttu. Ama dinin intikal ve muhafazasında Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Ali'nin de değil Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Bu da bilinen bir hakikattir. Onu da biz zaten biliyor ve altını çiziyoruz. Şimdi ehli beytin kapsamı bu ayet çerçevesinde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İnşallah anlaşılmıştır. Ric kelimesine gelelim. Ne diyor ric kelimesine? Umumun dışındaki kanaat. Mesela Şia bu ayetin bu kelimesi ve bu cümlesinden dolayı ehli beytin de masumiyetine inanır. Yani onları da peygamberler gibi ismet sıfatının sahibi olarak görür. Peki biz ehli sünnet dünyası bunu kabul ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü Kur'an etmemize imkan vermiyor. Neden vermiyor? Rich kelimesi sadece burada geçmiyor da onun için. Rich kelimesi Kur'an içerisinde 9 yerde geçiyor. Bir tanesi bu. Bakın ayet numaralarını vereyim gidin bakın. Maide 90, Enam 125, 149, Araf 71, Tevbe 95 ve 125 Yunus 100 Hac 30 bu ayetlerin içerisinden bir tanesi müminler içinde kullanıyor risi. peki risk kelimesi masumiyete delil olarak kullanılsaydı o ayete binaen biz bütün müminleri masum olarak görecektik böyle bir şey mümkün müdür biz biliyoruz ki sadece masumiyet ismet sıfatının sahibi peygamberlerdir Peygamberlerden başka Allah böyle bir hakkı hiç kimseye vermemiştir. Peygamberler isme sıfatının sahibidir. Onun için onlarda hata olmaz. Ya ne olur? Zelle olur. Zelleyi de zaten biz edep gereği hata olarak çevirmeyiz. Sürçme olarak çeviririz. Bazen sürçerler ama hata hata olarak kalmaz. Anında düzeltilir anında düzeltildiği için masumdurlar. İsmet sıfatının sahibidirler. Bunların dışında başka biri için ismet sıfatını konuşmamızın imkanı yoktur. İşte Kur'an ayetleri de böyle bir konuşmamıza zaten imkan vermiyor. Bundan yola çıkarak bir riz kelimesine Kur'an'daki diğer ayetlerin de anlamlı kullanımlarına dikkate aldığımızda şunu görüyoruz. Riz haramdır. Riz günahtır. Ritz kötü fiildir. Ritz azaptır. Bu anlamlara gelir. Ama özellikle Ahsap 33'te Rabbimiz her türlü maddi ve manevi kir olarak kullanıyor. Peki ayette ne dedi? Ey ehli beyt sizden giderdi dedi mi? Hayır giderecek dedi yani o ayette saydığı öncesinde siz sözü kırıtarak konuşmasanız namazı kılsanız zekatı verseniz Allah ve Resulüne itaat etseniz sizden her türlü kiri Allah ne yapacak giderecek ve sizi tertemiz tahir kılacak inşallah dolayısıyla böyle bir şey bir müjde olarak anlaşılmalı bir hüküm değil bu Allah bir müjde olarak veriyor ehli beyte bunu ve bu müjde onların değer ve kıymetini öğrenmemiz açısından da önemli bir ilkedir bizim için önemli bir mesajdır. Allah hepimizi duyanlardan etsin. Amin. Şimdi dostlar gelin 34. ayetle işi bağlayalım. Bakın 33. ayeti söyledi bir ayet daha söyleyecek ve Kur'an o pasajı kapatacak. 33. ayetin ikinci cümlesinde kun nezamiri kuma döndü mü? Döndü. 34. ayette yine kunne diyecek. Yine asli zamiri kullanarak peygamberin hanımlarına yani analarımıza hitaben diyecek ki evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Evlerinizde okunan ayetleri hatırlayın sarsıldınız mı niye sarsılmadınız bu çok mühim bir şey evlerinizde okunan ayet diyor kime diyor bunu peygamberin hanesine diyor peygamberin hanesi mescidi nebevinin bitişinde mi bitişinde ayetler sağnak sanak aleyhissalatü vesselamın evi üstüne mescidi nebevide hazarda ikamet halinde yolculukta yağıyor mu yağıyor Cebrail her daim geliyor mu Efendimizin yanına? Geliyor. Bazen melek suretinde bazen insan suretinde. Meleklerle kol kola gezen bir cemaat olarak Medine'nin sakinleri de bazen insan suretinde bazen melek suretinde onlara şahit oluyorlar mı? Oluyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin binlerce işi var mı? Var ona rağmen onun evinde Kur'an okunuyor. Niye sarsması lazım bizi anladınız mı? Bizim işimiz varmış onun için okunmuyormuşuz. Biz İslami hizmetler yapıyoruz mücahidiz ya sağda solda mücahitliğimiz maşallah dört dörtlük bu yürüyor. Ama evde okunmuyor evde Kur'an okunmuyor bizi Kur'an'ın karşısında çocuklarımız görmüyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın işi Yeryüzündeki bütün insanlardan daha fazla böyle olmasına rağmen onu Allah bize resmederken evde okuduğu Kur'anla resmediyor. Alın size bu cümleyi en başta çocukların terbiyesiyle meselesine yan yana getirin bir daha anlayın. Bizim derdimiz bu dostlar. Allah bunun için söylüyor bunu. Bunun için söylüyor. Onun evinde Kur'an okunuyordu alemlere bir tek aleme değil alemlere rahmet olarak gönderilip bütün alemlerin yükünü sırtında taşımasına rağmen risaletin mesajlarını Mekke'ye, Medine'ye, Sasani'lere, Yemen'e, Kisra'ya, Kayser'e değil bütün bir aleme yayma adına bir vazifesi olmasına rağmen peygamberin evinde Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor. Daha başka bir söz bunun üzerine söylemez. O halde yapacağımız şey belli. Ehli beytimize sahip çıkalım. Peygamber sahip çıktığı için Medine'si oldu. Medine'nizin olmasını mı istiyorsunuz? İşe evden başlayın. Yesrib'i Medine kılın. Eviniz Yesribken alem Medine olmaz. Eviniz Medine olduğu zaman da alem Yesrib kalmaz. Vallahi böyledir evinizi Medine kılın alem inşallah Medine olacaktır. Allah bize bunu nasip etsin. Amin. Medinelerimizi çoğalsın. Amin. Evlerimizi bizlerin de ellerine bırakmasın. Amin. Allah evlerimize ve çocuklarımıza sahip çıksın. Amin. Onların ellerini bırakmasın. Amin. Bizlerin de ellerini bırakmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.